şu anda İznik ve İzmit arasında, yani Nikomedia ve Nikea arasında, İznik'e Nikea diyorlar ya, onun arasında hoşgörü yolu bu. Biz Roma döneminde o hoşgörü yolu üzerindeki, şimdi tabii artık ne zeytin bahçelikleri, burada bir yaşam yok, yol işte bildiğiniz küçük bir asfalt yol var, köylüler tarlalarına gidiyor. Onun üstünde bir dikili taş bu. Bu Cassius Flaccus anısına yapılıyor. Üzerinde 83 yaşında vefat etti yazıyor. Ama maalesef hani diyoruz ya neredeyiz? Ya hakikaten burayı bulmak imkansız bir şey. Ercan Yakut kardeşim yol üzerinde dedi ki böyle burada bir dikili taş var. Milattan sonra 100. yıl. İstanbul'daki dikili taştan daha eski. Şu gördüğünüz dikili taş. Yani 12 metre muhteşem bir şey. Ama burayı bulmak, navigasyon şu bu, bir tabela. En son şuraya geldik. Gelişte son yolda bir tabela vardı ama İznik yolu üzerinden bir tabela yoktu. Bırak geçsin. O da devam etsin. Yani yolda kullanılıyor hala. Ha, burayı görüyoruz. Devam et. Çok kolay oldu değil mi? Tabii düşünün, o zaman nasıl bir yaşam var. Şöyle tabii bana değil de şuraya odaklan. Fatih de. Tam Çakırca'yı geçiyorsunuz. Çakırca'yı geçtikten sonra tabela falan yok yani. Oradan navigasyonla bakın dikili taş diye. Bir gelin görün. Şu anda işte kiraz bahçeleri, zeytin bahçelerinin içinde. Ama bir tarih var. Yani 100 yıl, 1900 yıl önceki bir dikili taş hala ayakta. Bizim yaptığımız eserler, depremler falan korkuyla yaşıyoruz içinde maalesef. Videonun genel görünümünü, yani bu dikili taşın genel görünümünü gösterdik ama yakından da göstermek lazım. Çünkü karşıdan bakınca İstanbul'u da bilenler, ha bu arada İstanbul 400 yıl sonra, ha 400'lerde İstanbul'un dikili taşın inşası. Bu Cassilius Filius adına yapılan bu taşa Allah aşkına bir bakın. Yani sanki hiçbir taş birbiriyle yapıştırılmamış. Yukarıya doğru koyulan taşlar tek pare değil, parça parça. Ya inanılmaz bir şey ya. 1900 yıldır ayakta. 1900 yıl. Şaka değil yani.